Evet. Küreselleşen dünyayı anlatmaya devam ediyoruz. Özellikle Müslümanlara ve Türklere karşı ciddi katliamlar yine yapılan bir dönem. Küreselleşme demek ki böyle bir şey. Evet. Şimdi Balkanlara bakacağız. Orada neler olmuş 90'lı yıllarda? Balkanlardaki en önemli gelişme Yugoslavya'nın parçalanmasıydı. Yugoslavya içinde 6-7 tane değişik devlet, millet şey bulunduran bir yerdi zaten. 1950'lerde parçalanabilirdi. O zaman Tito engellemişti parçalanmasını. Şimdi 1995'te Yugoslavya dağıldı. İçinden 7 tane devlet çıktı. Slovenya ilk ayrılan, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna, Hersek, bir sürü devlet ayrıldı içinden. Yugoslavya'nın içinden çıktı bu devletler. Ve sessizce ayrıldı. 7 tane devlet bir tane kurşun atılmadan ayrıldı birbirinden. Bu sessizlik ve huzur tabi bazılarını rahatsız etti demek ki. Sırplarla Hırvatlar dediler ki ikimiz Bosna'yı parçalayıp bölüşelim dediler. Ve Bosna'ya saldırdılar. Bosna'da büyük bir katliam başlattılar. Birleşmiş Milletler müdahale etti. Birleşmiş Milletler bir Müslüman ülkeye müdahale ediyorsa orada insanları öldürtmek için gitmişlerdir kesin. Evet. Müslümanların silahlarını topladılar. Sonra da Sırplarla Hırvatlara gelin öldürün dediler. Yüz binlerce insan dünyanın gözünün önünde Balkanlarda katledildi. Bunların tek suçu Müslüman olmalarıydı. Özellikle bunların içinde en acı olanı Srebrenica katliamıydı. Srebrenica katliamı. Bugün hala Bosna'da kayıp binlerce insan var. Nerede olduğu, toplu mezardalar mı, kaçırıldılar mı? Başlarına ne geldi bilinmeyen binlerce, yüz binlerce insan var bugün. Dünyanın gözünün önünde bu katliamı Birleşmiş Milletler yaptırdı. Birleşmiş Milletler'e Türkiye'de asker gönderdi. Bunların içinde de orayı korumak için giden belki bir tek bizimkilerdi. Ama Türkiye kendi başına orada ne yapabilecekti? Özellikle Hollanda'nın falan olduğu bölgelerde Müslümanları göz göre göre katlettirdiler. Bosna'nın sahipsiz lideri vardı. Aliya İzzetbegoviç, Bilge Kral. Çok uğraştı, çırpındı. Ama olmadı. Yapabileceği çok bir şey yoktu. Ve çok üzücü, çok hazin bir sözü vardı. Bugün de hala geçerli aslında. Bir gün her şey olup bittiğinde aklımızda kalan düşmanlarımızın yaptığı değil de dostlarımızın sessiz kalmasıdır diyecekti. Öyle demişti. Bu arada bir tane bile Arap ülkesi kınama mesajı bile yayınlamadılar biliyor musunuz? Bosna'da Müslümanlar katledilirken. Türkiye tek başına destek olmaya çalıştı ama o da bir yere kadar. İnsanları öldürttükten sonra sizi anlaştıralım dedi Birleşmiş Milletler. Dayton Barış Anlaşması yapıldı. Neymiş anlaşma? Sırbistan ayrı devlet, Hırvatistan ayrı devlet, Bosna ayrı devlet olacak. Ulan zaten ayrı değiller miydi? Ayrıydı. İnsanları önce öldürttürüp sonra da sizi ayıralım dediler. Barış anlaşması dediği de bu yani. Bu da soruldu. 2 sene önce soruldu Dayton. Sorulacağı belliydi. 2 sene önce Aliya İzzetbegoviç soruldu. Bilge Kral. Bosnalıların bazıları da ona kızgındır. Belki haklılar. Bilemiyoruz. Birleşmiş Milletler'in sözüne güvenip silahlarımızı bize teslim ettirdi. Onun yüzünden bu kadar şey oldu, hata yaptı falan diye kızanlar da çoktur ona Bosna'da. Silahlarımızı bıraktırmayacaktı bize. Birleşmiş Milletler'in ne yapacağını biliyordu, şey tahmin etmeliydi, bilmeliydi falan diye kızanlar da var. Bosna'da olmayan bir kelebek türü çıktı bu arada. Mavi kelebekler diye. Sonra baktılar ki bunlar nerede toplaşıyorsa oradan toplu mezar çıkıyor. Bundan sonraki çoğu toplu mezarı bu şekilde buldular. Bu kelebekleri takip ederek buldular. Hatta TRT'nin bir belgeseli de vardır.
ödüllü bir belgesel. Onu da söyleyeyim şöyle. Mavi Kelebeğin İzinde diye. Kitapta yazmışımdır yine. Mavi Kelebeğin İzinde diye TRT'nin ödüllü bir belgeseli. Evet. Çok acı şeyler bunlar. Tabi burada anlatmakla olmuyor. Bosna'da büyük bir katliam yaşandı. Dayton, Aliya, bunlar hep soruldu. Dikkat edin, yine buradan soru gelebilir. Ondan sonra Bosna güya kurtuldu. Bu sefer de bu Hırvatlarla boş şeyler, Sırp şerefsizler. Hırvatlar gidip Arnavutluğa saldırdılar. Sırplar da gidip Kosova'ya saldırdılar. 2008'de oluyor bu olay. Evet, 2008'de dünyanın gözünün önünde Kosova'yı gidip işgal ettiler. Kosova Meclisi'nin kapısına kilit vurup önüne nöbetçi diktiler. Kosovalılar akşamın 9.30'unda sokağın ortasında toplandılar. Ve Haşim Taci liderliğinde 2008'de Amerika'nın desteğiyle Kosova bağımsızlığını ilan etti. Sırplar tekrar girer işgal ederiz dediler Ruslar, Sırplar. Amerika tehdit edince geri çekildiler. Evet, Amerika'nın desteğiyle oldu. Kosovalılar ellerinde Türk bayraklarıyla çıkmıştı ama sokağa kutlamak için. Ve bizi tanıyan ilk ülkenin Türkiye olmasını temenni ediyoruz demişlerdi. İlk tanıyan ülke Kosta Rika oldu, Kosova. Sonra Türkiye tanıdı. Amerika tanıdı, sonra Türkiye tanıdı. Niye geç kaldık? En azından onurlandırmak için böyle bir jest istediler bizden. Onu bile yapamadık. Çünkü o gün meşguldük. Eurovision şarkı yarışması vardı. Ermenistan'a kaç puan vereceğimizi hesaplıyorduk. O gün Ermeni açılımı vardı o sırada. O işlerle uğraştığımız için geç kaldık. Kosova'ya bu jesti bile yapamadık yani. Bunlar birinci Murad'ın yetimleri, biliyorsunuz değil mi, Kosova? Birinci Murad'ın yetimleri. Öyle bir jest istemişlerdi bizden. Ona da geç kaldı. TRT'de sadece bir altyazıyla geçti. Kosova bağımsızlığını tanı şey ilan etti diye. Biz o gün Ermenistan'a kaç puan vereceğimizi hesaplıyorduk. Türkiye Ermenistan'a tam puan vermişti. 12 puan mı, 15 puan mı? Ermenistan da Türkiye'ye 0 puan vermişti. İşin üzücü tarafı, yarışma Bakü'deydi. Azerbaycan'daydı. Bizim Ermenistan'a tam puan verdiğimizi görünce Azeriler yine sokağın ortasında ekrana bakıp kaldılar. Türkiye bizi yine mi sattı diye. Evet. Yine sattı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye çağrıldı. Milli maç izleyeceklerdi bizim Cumhurbaşkanıyla. O zamanki Cumhurbaşkanıyla Sarkisyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Bursa'da milli maçta. Milli maç sırasında Ermenistan'a ayıp olur diye stada Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı sokulması yasaktı. Sonra yine de millet sokmuş bir şekilde. Elinde bayrak olanlar polis kamerasıyla tespit edip tek tek gözaltına alındı ve ifadeleri alındı. Bursa'da oluyor olay, milli maçta oluyor. Stada niye Türk bayrağı, Azerbaycan bayrağı soktunuz diye. Bunların hepsi bu ülkede oldu. Maalesef her gün bir şey unutuyoruz ama benim hafızam biraz şey, fil hafızası, unutmuyorum yani. O polisin milletin elindeki Türk bayrağını alıp da çöpe atışını gözümün önünden gitmiyor yani. Sonra döneme göre vatansever olduk ileride. Sonra bir ara değişti, bir ara öyle, bir ara böyle. Ermenistan'la ilişkiler normalleştirilebilir, onda bir şey yok bence. Ama bu normalleştirme midir? Başka bir şey midir? Artık onu şey söylemek istemiyorum. Bursa'da milletin elinden Türk bayrağı toplandı. O günlerde meşguldük yani velhasıl. Kosova'ya ayıracak vaktimiz yoktu. Meşguldük. Evet. Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Anlaşıldı mı gençler buraya kadar? Şimdi Orta Doğu'ya gidiyoruz. Orta Doğu her zamanki gibi karışık.
Saddam en son 1988'de bitmişti değil mi? İran-Irak Savaşı. 2 sene geçti. Bu sefer de gidip 90-91'de Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'e çok petrol çıkarıyorsun, senin yüzünden petrol fiyatları düşüyor diye Kuveyt'i işgal etti ve Irak'ın 19. ili yaptım dedi Saddam Kuveyt'i. Kuveyt'in petrolünü tabii kim işletiyor? Amerika, İngiltere değil mi? Hemen müdahale ettiler. NATO, Birleşmiş Milletler müdahale etti. Türkiye ve Arabistan, özellikle Türkiye üstlerini aşmaz diye düşünüyordu Saddam. Aşmazsa eğer havadan vurma şansları pek yok Saddam'ın. Özal İncirlik üssünü, Adana'yı komple teslim etti Amerika'ya. Evet. Komple teslim etti. Ondan sonra aşağıdan da Arabistan üslerini verdi Amerika'ya. Vermeme durumu var mı? Ve Saddam'ın saraylarını önce üstten vurdular. Tabii burada Saddam çok muhterem bir adam değildi. Ölen Irak halkı. Öldürdüler. Ondan sonra da kara harekatı başlattılar. 100 saatlik bir kara harekatıydı bu. Bunu da yazayım şuraya. Çöl tilkisi harekatı diye. 100 saatlik bir kara harekatı yaptılar ve Saddam'ı kuvvetten çıkardılar. Irak'a da gireceklerdi de o zaman vakitleri olmadı buna. Ama gelecekler. Tekrar gelecekler. 10 sene sonra bu şimdilik gidiyorlar. Geri bir gün gelecekler. O zaman Amerikan başkanı Başkan Bush'tu. 10 sene sonra da oğlu Double Bush başkan olacak. Oğlu. 10 sene sonra oğlu tekrar gelecek. Birinci Körfez Savaşı böyleydi. İlk defa dünyada canlı yayında verilen savaştır bu. Ben de hatırlıyorum bunu. Ondan sonra Irak'ı havadan sonra karadan vurdular. 1993 yılında Filistin devletinin kurulması var. Ondan da bahsedeyim şurada. Filistin devletinin kurulması. Filistin İsrail devleti kurulduğundan beri 1948'den beri zaten sürekli bir savaş ve baskı halindeydi. O zamandan beri baskı halindeydi. Efendim görüşmelerden Birleşmiş Milletler'den falan filan bir şey çıkmayınca da müdahale ede ede en son Filistin'i küçültüp zaten yok etmeye yaklaşmışlardı. Oslo görüşmeleri yapılmıştı. Birinci, ikinci Oslo görüşmeleri diye. Bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmayınca Yaser Arafat 1993'te bağımsızlığını ilan etti. Filistin bağımsız olduğu da tabii kim tanıyor? Biz tanıyoruz. Dünyada devlet olarak tanınsın diye, Birleşmiş Milletler'de temsilci bulundursun diye Türkiye'yle Brezilya uğraştılar zaten. Türkiye, Brezilya, Arjantin bunlar en çok uğraşanlar. 2012'de Birleşmiş Milletler'de temsilci bulundurma hakkı kazandılar. Dünyada tanınması için aslında en önemli adım da oydu. Ve o da yine Türkiye'nin sayesinde 2012'de gözlemci devlet olarak kabul edildi. Üye olarak da değil. Bayrağı asıldı Birleşmiş Milletler'in önüne falan filan. Evet. Yani dünyada öyle çok tanınan bir devlet değil. Zaten Amerika o bölgeyi komple İsrail'in olarak gösteriyor. Öyle kabul ediyor ya. Yani. Orta Doğu'nun su meselesi var. Su biliyorsun Orta Doğu'nun en büyük meselesi. Dışarıdaki devletler Orta Doğu'da petrol için savaşır. Orta Doğu'nun kendisi de kendi içinde su için savaşır. Suyun petrolden 4-5 kat daha değerli olduğunu düşünürseniz tabii ki normal. Bizim Fırat'ın, Dicle'nin suyundan dolayı İran'la Irak 8 sene savaştılar. Orta Doğu'daki su vahalarında ondan sonra Ürdün'deki su vahalarında Arabistan sondaj yaptırıp suyu kendi toprağından çıkarıp tarla suluyor Arabistan o suyla. Ondan sonra Ürdünler de evine su götüremiyorlar.
Bunlar hep Müslüman ha bu arada. Sonra Nil Nehri'nden dolayı biliyorsunuz İran'la İsrail'le Mısır kaç kere savaştılar. Orta Doğu'nun en büyük su meselesi. Bu suyun çoğunun kaynağı bizden gidiyor. Bizden gidiyor Suriye'ye, Irak'a, Fırat, Dicle. Allah korusun onlar yukarıda biz aşağıda olsaydık bu suyu gerekirse buharlaştırıp bir damlasını Türkiye'ye vermezlerdi onu söyleyeyim size de. Türkiye bunların suyu kesilmesin diye her türlü şey yapıyor. Ona rağmen kaç kere de bizi şikayet ettiler. Türkiye fazla baraj yapıyor, barajların suyunu azaltıyor diye. Adam bir de şikayet ediyor seni. Fırat'tan Dicle'nin önünü kesten aşağıda geberir giderler. Türkiye onu yapmıyor ama ona rağmen şey yapmıyorlar. Afganistan'ın işgali var hatırlarsanız. Artık hatırlarsanız diye anlatıyorum dikkat edin. 11 Eylül 2001'de Amerika'daki İkiz Kuleleri vurulmuş. Amerika onun vurulacağını bilememiş ama nasıl olmuşsa kimin vurduğunu 5 dakikada hemen öğrendi. Planlı bir şey tabii. Kendileri vurdular. Yoksa mümkün mü? Kendi kulelerini vurdular. Kulelerde çalışanların %80-90'ı Yahudi. O gün bir tanesi bile işe gitmiyor düşünebiliyor musunuz? Kuleleri vurduktan sonra dediler ki biz dediler kimin vurduğunu bulduk. Usama bin Laden vurmuş dediler. El-Kaide vurmuş. Biz Usama bin Laden'i aramaya gidiyoruz Afganistan'a dediler. Gidip Afganistan'ı işgal ettiler. Planlı bir şeydi bu. İki binaya karşılık kendileri uydurup Afganistan'ı işgal ettiler. Sonra zamanında kendi kurdurdukları Usama bin Laden'i bu sefer de Afgan halkına sizi El-Kaide'den kurtarmaya geliyoruz dedi. Şerefsizler kendileri kurdurmuştu. Usama bin Laden'i bulup öldürdüler. Bu arada Afganistan hala işgal altında ve Afganistan'a kadar gitmişken Irak'a da uğramamak olmazdı değil mi? Evet, eski düşman Saddam'a uğrayacaktı. Saddam'ın bu sefer bulaşmaya niyeti yoktu. Dediler ki Saddam'ın kimyasal silahları var ve El-Kaide'ye Saddam yardım ediyor dediler. Saddam yoktur dedi. Birleşmiş Milletler gözlemcilerine kapıları açtı. Gidip incelediler. Yoktur dediler. Amerika dedi ki var dedi ben biliyorum dedi. 2003'te de Irak'a gidip işgal ettiler. Evet. Yine tabii ki Türkiye'nin falan da şeyden yardımıyla işgal ettiler. Kuzeydeki Barzani'nin grupları zaten bayram ediyor Saddam'dan kurtulalım. Orada devlet olacaklar. Ondan sonra Saddam'ın zaten çevrede pek dostu da yoktu. Irak'a girip işgal ettiler. Heykelleri beraber yıktılar. Iraklılar büyük sevinç gösterileriyle Amerikan askerlerinin botlarını öptüler. Ama Saddam'ın diktatörlüğünden kurtulmak için bu hiç de mantıklı bir yöntem değildi. Amerikalılar girip Irak'a her tarafını dağıttılar. Binlerce insana tecavüz ettiler. Ebu Garip cezaevinde olanları falan biliyorsunuz. İşte elin gavurundan medet umarsan kendi diktatöründen kurtulacağım diye sonuç böyle olur. Yani Amerika özgürlük öyle getiriyor. Özgürlük getiriyor, öyle getiriyor işte. Özgürlük anlayışı öyle onların. Ondan sonra Irak'ta zaten fitili de çekip bırakırsan Irak öyle bir yer. Senin bir şey yapmaya gerek yok. O kendi kendine patlamaya devam eder. Her gün birbirlerini öldürmeye devam ediyorlar. Şii, Sünni, Kürt, Arap, Türk falan filan diye Irak kendi kendine öldürür yani. Irak için bir şey yapmana gerek yok. Sen yeter ki pimi çek bırak. Öyle bir yer orası. Bugün hala devam ediyor bu durum. Maalesef hala devam ediyor. Bir ülkeyi yok ettiler. Bugün dünyada en çok refahın olması gereken ülke Irak biliyor musunuz? Dünyanın en iyi yaşayan halkı olması lazım Irak halkı. Petrol onlarda. Körfez'in büyük bir kısmı onlarda. Suları var. Tarih var. Her şey vardı. Her şey vardı. Ama şu an dünyanın en gariban yerlerinden bir tanesi. Irak'ta yeni bir hükümet kurulmaz. Amerika kimi isterse hükümette o olur. Eğer seçilen adam karşı çıkacak olursa IŞİD gibi bir şey türetip onu hizaya sokarlar. Dünyanın refah seviyesinin en fazla olması gereken ülkelerinden bir tanesi Irak bugün. Evet. Ama değil.
Sahip çıkamadığınız malınız elinizde, eğer sahip çıkamıyorsanız o mal başınıza bela olur işte. Ölmenize sebep olur yani. Bunun için de dediğim gibi kanaatim şey değil. Sürekli gidip de Amerika'yı suçlayıp da Amerika kahrolsun falan diyor. Yani bu saçma bir şey. Ne bekliyordun adamlar sana huzur mu? Kendin bu kadar mal olmayacaksın yani. Bunun çözümü bu. Evet. Kendi kafan çalışacak. Kalkıp da elin gavurunu suçlamaya gerek yok. Irak ne getirecek Amerika sana? Ne bekliyordun acaba? Petrolü alır, sana da açlığı bırakıp gider. Bir ülkenin başına neler gelebildiğini görüyorsunuz işte. Biz de potadayız bu arada sürekli. Tetikte olmamız gerekiyor yani buna karşı. Evet. Bilinçli, eğitimli bir halk yetiştirmemiz gerekiyor. Yoksa Allah korusun bizim sorumuz da aynı olur. Türkiye de potada değil zannetmeyin. Zaten hedef her zaman Türkiye'dir. PKK'yı kaç yıldır besleyenler kim? Bunlara bayıldıklarından değil. Amaç o. Şimdi de küresel meselelerden bahsedelim biraz da gençler. Küresel meselelerden sonra da Türkiye'yi anlatacağım size. Çernobil nükleer faciası var. Sorulacağı belliydi. Yıllar önce soruldu. 1986'da Ukrayna'da, o zaman Ukrayna'da bir ülke yok. Rusya'ya bağlı ya 91'e kadar. Rusya'nın nükleer santrali var. Karadeniz'in kıyısında, Çernobil'de. Bu nükleer santralde patlama falan da değil. Aslında deney yapıyormuş gerizekalılar. Reaktörlerin ne kadar ısındığını ve ısınınca ne kadar sürede soğutabildiklerini deneyecekler. Çalışan reaktörde yapıyorlar bunu. Isındıktan sonra soğutamadılar. Amerika bir de Rusya'ya gömmek için, özellikle cahillikle de suçlamak için biliyorsunuz Çernobil diye çekmişti ya. Ben de izledim. Bir kısmı doğru tabi anlatılanlar ama dikkat ederseniz Rusya'ya da acayip gömmüşler yani. Hiçbir şey bilmiyor, cahil falan muamelesi. Bir de o zamanlar komünist ülkenin politikasıdır. İçeride ne olup bittiğini dışarı duymasın da isterse herkes ölsün diye şey yaparlar. Biraz devletin en büyük derdi bu olayın çözümü değil, duyulmamasıydı. Nükleer santralde reaktörler patladı. O çevredeki insanları bile boşaltmadılar önce şey olmasın diye, duyulmasın diye. Göz göre göre bir şehrin insanları öldü. Oradaki mühendisler falan hepsi öldü. Ve olay İsveç'te radarlar çalışmaya başlayınca şeyler, sensörler, nükleer reaktör sensörleri, efendim şeyler, kimyasal şeyler uyanınca oradan sonra anladı herkes. Bu arada İsveç ve Almanya'nın hissetmesi Türkiye'den önce oldu bunu. O gün ilginç bir şeydir bu hakikaten. Rüzgar Poyraz hep yukarıdan eser ya. Çapraza doğru, geri doğru esiyordu. Şu taraf çapraza doğru. Böyle göstereyim de size ters görünüyor yani. Şu taraf diyeyim. Almanya ve İsveç'e doğru gitti. Tam tersi yöne kuzeye doğru gitse Moskova'ya gidip kendilerini geberse belki daha şey olabilirdi. Ondan sonra Türkiye önlemlerini hemen açıkladı. Türkiye acayip önlem aldı. Bizde bir de sürekli her şeyin üstünü kapatmaya çalışma şeyimiz var ya ondan kaynaklanıyor. Halbuki elin ülkesinde patlamış. Kimse sana bir şey demez. Ama alışmışız ya. Bakan çıkıp bizde radyasyon olmadığını ispatlamak için çay içti. Evet. Bakan dedi ki bizde yok. Biz de dedi ki tamam bakan çay içiyorsa evet yok. Radyasyona karşı aldığımız acayip bir önlemdi bu. Türkiye'de radyasyon olmadığını göstermek için çay içti. Sanki o gün tarladan toplayıp getirdiler çayı. Ondan sonra ve sonra o bakan kanserden öldü bu arada. Evet, ileride kanserden öldü. Ondan mı başka şeyden bilmiyorum. Yani böyle bir şeyin Türkiye'yi etkilememesi mümkün mü? Yeşil radyasyonu çeken bir şey. Yamaçlarda sen çay üretiyorsun, nemli iklim. Oradan gelen bir şey seni nasıl etkilemez? Bir dakika durun, bu işe bir bakalım falan demedi bizimkiler. Karadeniz Türkiye'de hala en çok kanserin görüldüğü bölgedir. Evet. En çok kanserin gördüğü. Zamanında bizim Ankara'nın belediye başkanı da biliyorsunuz Kızılırmak suyunun temiz olduğunu göstermek için ekranda paket su açıp içmişti. Hani bardağı bari içeride doldurup getirsen de çeşmeden içiyorum deseydi olur da paketten açıp canlı yayında içti ki Kızılırmak suyu temiz Ankara'ya bağladık diye. Evet.
Böyle tarihi şeylerimiz çoktur, bizim başarılarımız. Onun milletin yiyeceğini düşündüğü içindir. Düşünmediklerinden değildir yani. O yeterli diye düşündü demek ki adam şey olarak. Gençler, Karadeniz Türkiye'de hala en çok kanserin görüldüğü bölge. Bu şey falan da o zaman öldü işte. Şarkıcı neydi? Kazım Koyuncu muydu? Onlar da ondan dolayı işte o protesto edeceğiz falan filan diye öyle öldüler. Hala bugün izleri devam ediyor bunun. Karadeniz hala bugün dedim ya kanserin görüldüğü bölge. Bu arada ilginç bir tespitim oldu. Bunu yıllar sonra uyandım. Bana da yapılmış aynı hareket de. Ben sonra uyandım. 30 yaşından sonra anladım 7 yaşında başıma neler geldiğini. Türkiye muhtemelen dışarıya ürünü satamadı. Fındık, çay falan filan geri döndü. Bizimkiler düşünüp o fındıkları kendi çocuklarımıza dağıtalım dediler muhtemelen. Bunu yapamazlar artık o kadar da değil demeyin yapmışlar. 1987 yılıydı ilkokula başlamıştım. Devlet fındık dağıtacakmış bize dediler. Ulan düşündük devlet bize niye bir şey dağıtsın yani köyde bunu anlamayacağız yani. Sonra o fındıkları yedik falan güzel. Ben hayatımda ilk defa fındık yedim. Her ağzıma aldığımda o günler aklıma gelir şey. Nostalji. Tadı seni alır götürür ya bazen ilk defa yemişim. Sonra 87'de yediğim o fındıkları yıllar sonra tarih anlatmaya başlayınca uyandım. Ulan bu fındıklar o fındıklar olmasın diye. Sonra bir baktım ki Türkiye'nin her tarafında fındık dağıtılmış okulda çocuklara. Yani radyasyonlu mu değil mi bilmem ama radyasyonlu olma ihtimali bile olsa bizim devlet radyasyonlu fındığı ilkokul birinci sınıf kendi çocuğuna yedirmiş. Bunu yaptılar ya. Yani. Evet yaptılar bunu. O fındık o fındık yani yıllar sonra bunu anca çözebildim. Evet. Nükleer santral var canım her tarafta var. Ermenistan'da da var, orada da var. İşte patlayınca böyle oluyor. Bunun için de çözüm şey değil. O zamanın teknolojisine çok büyük ileri bir teknoloji bu. Bizde yapılmasın falan değil de. Yalnız nükleer santralin de şu anda bildiğim kadarıyla devri geçti. Bizim daha bunu yeni yapıyor olmamız da biraz garip. Yoksa bizim çevreciler vardır ya hani şeyde önlem alın ya da bunu böyle yapın değil. Biraz da güvenmedikleri için yöneticilere belki biraz da ideolojik. Hiçbir şey yapılmasın. Hiçbir şey yapılmayınca ne yapacaksın? Evde mum mu yakıp oturacaksın yani ki o bile kimyasal. Baraj yapılmasın, o yapılmasın, bu yapılmasın vardır ya bizde bir sürekli her şeye karşı. O değil ama önlem alın diye şey yapmaları lazım ama bizim de geçmiş sicilimize bakınca da biraz haklılar. Bizim ülkedeki komünistler o konuda biraz haklılar gibi de geliyor bana. Şeye de bakınca bu geçmiş tecrübelerimiz neler olduğunu. Evet. Bizdeki çevre mühendisleri ne diyorsunuz? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yapılmaz mı hiçbir şey diyorsunuz? Ha işte yapılsın da şöyle olsun deyince benim dediğim noktaya geliyorsunuz işte. Bir de dedim ya sicilimizde çok temiz olmayınca millet de güvenmiyor haklı olarak. Kyoto protokolü bu da soruldu. Dünyadaki tek çevre sözleşmesidir bu. 1997'de hazırlanmıştı da 2005'te yürürlüğe girdi. Cenevre Sözleşmesi'ni ek madde olarak koyuldu bu. Dünyadaki bu anlamda tek çevre sözleşmesidir. Yalnız bu sözleşmeyi yürürlüğe girsin diye en çok uğraşan devletler buna imzalamıyoruz dediler. Nasıl? Amerika, Hindistan ve Çin. Dünyada çevre kirliliğine en çok sebep olan ülkeler imzalamıyoruz dediler. Ulan bunlar imzalamadıktan sonra ne anlamı var? Değil mi? Sanki biz mi sebep olacağız? Bizde ne var ki ne sebep olsun? Ağır sanayi yok, bir şey yok. Hindistan'da, Çin'de hava kirliliğinden sokağa çıkma yasağı oluyor. Bunlar böyle bir ülkeler. Bunlar imzalamadılar. 2012'de tekrar uzatıldı 2020'ye kadar, bu seneye kadar. Eğer bu sene tekrar uzatılırsa Japonlar da şer koydular imzalamayacağız tekrar diye. Haklı. Tabii canım haklı. Dünyayı Japonlar mı kurtaracak adamlar? 2020'de tekrar uzatılırsa bunlar imzalamazsa ben de imzalamayacağım dedi. Haklı.
Gerçi imzalayanlar ne kadar gereğini yerine getiriyordur, değil mi? O da var yani. İmzalayanlar sanki önlem mi alıyorlar? Filtre takılsın, o olsun, bu olsun falan filan diye. Hikaye. Amerika nükleer atığı Afrika'ya mı gönderiyor? Gönderir, yapar yani. Evet, Rusya'da zaten denemelerini falan Kazakistan'da yapıyor, Ukrayna'da yapıyordu eskiden. Kendi şeyine yapmıyor zaten, başka yerlerde yapıyor. Kyoto'da anlaşıldı mı? Bu da soruldu. Çevre sözleşmesiymiş hikayede. Şimdi bu küreselleşen dünyada her ünitenin sonunda söylüyordum da burada söyleyeceğim bunu. Bizi anlatırken günümüze kadar bağlayacağım ya çünkü. Küreselleşen dünyada bilimsel gelişmeler var. Bir de onları da söyleyeyim size. Türkiye'de biz öbür derste de Türkiye'yi anlatayım size. Bu dönemde neler olmuş dünyada? 1994 yılında Venüs'ün yüzey haritası çıkarılmış. 1996'da Dolly kopyalanmış. İlk kopyalanan koyun Dolly. Bizimki 2007'de kopyalanacak Oyalı. Oyalı adı. 10 sene sonra. Dolly de sempatikti, o da öldü. Bizimki de öldü herhalde, Oyalı. 2008'de bu önemli bir gelişmedir. Amerika'nın Phoenix Anka kuşu diye aracı ilk defa Mars'ın yüzeyine indi ve burada araştırmalar yaptı. Evet. Dolly'nin fotoğrafı şurada dursun. 2008'de uzaya inip insanoğlu ilk defa Mars'tan bu kadar net fotoğraflar aldı. Anka kuşu aracı 2008'de. Buna dikkat edin. Evet. Sonrasında biliyorsunuz zaten teknolojiye artık yetişilmiyor. Sürekli yeni yeni bir şeyler bulunuyor. Kara deliğin fotoğrafının çekilmesi falan filan, bunlar yeni olaylar. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi bir ara daha vereceğim. Dönünce size Türkiye'yi anlatacağım gençler. Biz ne yapıyorduk bu sırada diye. 90'lardan 2000'lere kadar Türkiye'de neler yaşanmış. Size bunları anlatacağım. Tamam.